başlattın mı? Bir önceki videoda çok fazla oturdun demişsiniz. Hiçbir şey anlamadık Glasgow'a ilgili demişsiniz. Böyle yorumlar geldi. O yüzden şimdi içimdeki canavarı ortaya çıkarma zamanı. Başlasın video. Böyle bir yer. Okul gezisine gidiyoruz. Bedava okul gezisi. Bir otobüs Çinli'yle. Bir otobüs Çinli'yle okul gezisine gidiyoruz. İnşallah anlayan yoktur beni içlerinde. Glasgow Üniversitesi'nin bize sunmuş olduğu bir nimet. Yani uzak mesafelerde tarihi, kültürel yerlere götürüyor. Ve sınırlı kontenjan oluyor. Ne anlatıyorum? Bu arada kameramanımla küstüm. O yüzden bugün kendim çekmek zorunda kaldım. Yanımda otursa da şu an kendisi küsüz. Konuşmuyoruz. Şimdi bugün de YLSY ile ilgili bir şeyler anlatacağım. Aralara serpiştireceğim. Gezerek anlatmak istediğime karar verdim. Yani vlog tarzında olsun istiyorum. Çünkü bir önceki biraz sıkıcı olmuş. Yani izlerken ben sıkıldım açıkçası. Çünkü sürekli çimlerin üzerine oturup yani o şekilde izlemekten sıkıldım açıkçası. O yüzden birazcık vlog tarzında olsun istiyorum. Bu arada burada arkamda YLSY'den arkadaşlar da var, Türk arkadaşlar da var. Burada tanıştık onlarla. YLSY programıyla buraya gelmişler. Belki çok küçük onların da hikayesini size anlatırım. Çekerim onları da. Gittiğimiz yer Outlander dizisinin çekilmiş olduğu, Game of Thrones'un da çekilmiş olduğu bir yer olduğunu söylüyorlar ama emin değilim, öyle bir şeye ulaşamadım ama gezi rehberinin ağzında öyle bir şeyler dolanıyor. Büyük at kafalarına gideceğiz. Gerçekten de büyük at kafası heykelleri var. Oraya gideceğiz, dikenliyiz. Guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like. Şimdi bugün size YLSY'nin IELTS partını anlatmak istiyorum. Çünkü en zor aşaması IELTS aşaması, dil puanını alma aşaması. Hazır yolda gidiyorken size bunu anlatabilirim. IELTS aşaması gerçekten en zor aşama. Ama yapılmayacak bir şey değil. Ben 3 kere girdim. Devletin size sunmuş olduğu 4 hak var. 4 hakka kadar sizin IELTS ücretinizi karşılıyor. En can alıcı noktası IELTS'in sınav ücretleri. Sınav ücretleri gerçekten çok yüksek. YDS ve YÖKDİL'e karşın çok yüksek. Onlarla karşılaştırdığımızda. İngilizcenizi çünkü 4 yetenek üzerinden, 4 skill üzerinden değerlendiriyorlar. Listening, speaking, writing ve reading. Speaking'de randevu alarak bir hocayla bir 10-15 dakika karşılıklı konuşuyorsunuz. Size sorular soruyor. Onun dışında listening'de kulaklıkla girebiliyorsunuz. Reading, listening ve writing sınavı birlikte oluyor. Speaking sınavını ayrı yapıyorlar. Ayrı zamanda randevu alarak gidiyorsunuz. Ücretler konusunda normal akademik IELTS'in ve genel IELTS'in ücreti
900 lira şu anda. Ben girdiğimde de 900 liraydı. Fakat bir sene önce 600 liraydı. Bu şekilde zam geldi. Yani sürekli zam geliyor. Kur farkından, dalgalanmalardan dolayı. UK veya yani İngiltere'nin kamera altında girmenizi istediği sınav ise 1600 lira. Şu andaki güncel fiyatı 1600 lira. Ben 1650'ye girdim. Kendi bütçenizle giriyorsunuz, bu sınavlara kayıt oluyorsunuz. Fakat YLS'ye, güncel YLS'ye bursiyeri olduğunuz için devlet size 4 kereye kadar sizin IELTS ücretinizi ödüyor. Yani siz sınava girdiniz, daha sonrasında devletten bir mektupla o sınava ödediğiniz sınavın faturasını gönderiyorsunuz ve devlet size bunu bir ay içerisinde geri ödemesini yapıyor. Yani sınav ücretini siz ödüyorsunuz önce ama sonra devlet tekrar gönderiyor. Maddeler halinde söyleyeceğim arkadaşlar size çünkü birazcık karışık. Bir, öncelikle devlet size yurt içi dil kursu hakkı tanıyor. Ve yurt içi dil kurslarına 4'er aylık periyotlarla 3 kere katılma hakkınız var. IELTS'ten 6 almak için 1 sene kadar bir süreniz var. İster kendiniz hazırlanırsınız. Ben kendim hazırlandım. Bu kurslara katılmadım. İsterseniz devletin size sunmuş olduğu yurt içi dil kurslarına gidebilirsiniz. Bu yurt içi dil kurslarına giderken de üstelik bir burs veriyor. Bir burs temin ediyor devlet size. Yanlış hatırlamıyorsam 1000 lira gibi bir ücreti var. 1150. Dedi bir ses oradan. Küsüm hala küsüm. 1150 gibi bir ücreti var. Yani siz o kursa giderken çalışmıyorsanız böyle bir maddi destek alabiliyorsunuz devletten. Onun dışında yurt içi dil kursuna kesinlikle para ödemiyorsunuz ve bu yurt içi dil kurslarınız üniversitelerde gerçekleştiriliyor. Örneğin ben İzmir'de okumuştum. 9 Eylül Ege Üniversitesi gibi. 2. Diyelim ki IELTS'ten 6'yı aldınız. Yurt içi dil kurslarına giderek aldınız ki size orada bütün teknikleri öğretiyorlar. Yani sınav tekniklerini öğretiyorlar. İngilizce biliyor oluşunuzun yanında bu teknikleri de bilmeniz gerekiyor. Yani İngilizce çok iyi olan alelade bir sınava girdiğinde writing tekniklerini bilmiyorsa o writing'den örneğin çok yüksekte puan alamaz. Bunun dışında 6'yı aldığınız zaman devlet size yine yurt dışında İngiltere hariç Amerika, Kanada gibi ülkelerde 6 ayda dil kursu temin ediyor. Master ve doktoranızdan önce. Çekiyorum Helix. Çekiyorum. Çektim. Niye bizim at heykelimiz yok? Az önce rehberin de anlattığına ve anladığıma göre bu kelpiz, yani bu atlar İskoçlar için çok önemli bir unsur ve tarihlerinde çok önemli bir yere sahip atlar. Bu yüzden de aslında bizde de öyle. Neden böyle bir at heykelimiz yok neden bilmiyorum ama kelpi İskoç mitolojisinde nehir kenarında yaşayan bir peri demekmiş. Ama öyle normal bir peri değil, 10 at gücüne sahip olan bir peri demekmiş. Ve bu yüzden de bu büyük heykeli bu şekilde temsili olarak burada sergileniyor. Guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in my dream that I live in. Evet. Merhabalar, ben Naz. Buradayım. Müdürlük eğitimi için buradayım. Master eğitimi alacağım. Dönüşte de Kültür Bakanlığı'nda görev yapacağım inşallah. Bu görmüş olduğunuz atlar aslında bizim Orta Asya kültürümüzle oldukça ilişkili olup belki dönüşte Orta Asya Müzesi için temsili olarak düşünebileceğimiz örnekleri teşkil ediyor olabilirler. Evet, Naz YLS'ye bursiyeri ve burada tanıştık. Ve
gerçekten Türkiye'ye bunu getirebileceğini düşünüyorum. At heykeli çok önemli bizim için. Ve ne diyeceksin başka? Başka söylemek istiyorum. Aslında atlar bizim. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Bizim kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Biz yapacağız, sonra da bizden çaldılar diyeceğiz. Evet. Benim prosesim nasıl ilerledi? Katılmak istemedim çünkü gidip gitmeyeceğimden emin değildim. Yani İngiltere'ye gelip gelmeyeceğimden emin değildim. Yurt içi dil kurslarına gittiğiniz zaman programa tamamen artık dahil olmuş oluyorsunuz. YLS'ye bursiyer olmuş oluyorsunuz. Ben bundan emin olamadığım için yurt içi dil kurslarına gitme cesaretinde bulunamadım. Bir senem var deyip kursa gitmeyince de birazcık borçladım ve sadece 4 ay gibi bir süre adam akıllı çalışabildim. İslam gibi olsa da olsun vereceğim. Edukas'ın videoları var internette, YouTube'da. Çok yararlanabileceğiniz writing teknikleri, hatta bunları yeni koydu. Daha bir sene bile olmadı. Hatta 3-4 ay falan oluyor. IELTS ile ilgili writing, speaking ve reading, listening hepsiyle ilgili IELTS'in tekniklerini koydular. Cambridge için deneme kitaplarını, PDF'lerini, fotokopilerini çıkartarak hiçbir kitap almadan bu şekilde IELTS'e çalışabilirsiniz. Speaking için de Cambly gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Onun dışında ben onu da kullanmadım. Önüme gelen herkesle dur seninle şurada bir speaking yapacağım, bana sorular sor, bunları cevaplayacağım şekilde arkadaşlarımı darladım. Böyle sağlam arkadaşlarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Buradan o arkadaşlarımı öpüyorum. Çok bu süreçte gerçekten bana destek oldular ve ağlamalarımı sürekli dinlediler. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Girdiğim ilk sınavda 900 lirayı verdim ve onun stresiyle girdim aslında. Hani ben 900 lira verdim bu sınava. Geçmek zorundayım, hani kalamam gibisinden girdim. Çok hazırlandım, iyi hazırlandım. Girdikten sonra sınavda kilitlendim. Demoralize olduğum zamanları, o depresif hallerimi de anlatmak istiyorum. Gerçekten bunu nasıl aştım? Gerçekten depresyona girdim. Gerçek bir depresyona girdim. Sınavda kilitlendiğim için sınavın ortasında dedim ki ben bu sınavı hiçbir zaman geçemeyeceğim. Yani ben bu sınava kaç kere girersem gireyim ben bu sınavı geçemeyeceğim dedim sınavın ortasında. Ne reading'e odaklanabildim, ne listening'e odaklanabildim. Sınavın gittiği o dakikada belliydi. İlk listening geliyor, daha sonra reading geliyor ve o kadar kötü geçti ki dedim ki ben bu sınavdan kaldım. Yani asla 6 alamayacağım, 6 almam gerekiyordu. 6 alamayacağım dedim. Ve ilk UKVA'ya girmedim bu arada. 1600 liralık olan sınava girmedim. Çünkü kendimi denemek istedim. İlk bir 900 liralık sınava gireyim. Kendimi garanti alayım. Bir 6 alabildiğimi göreyim diye. İlk akademik hayalise girdim. Ve listening ve reading'de kilitlenince dedim gitti nasıl olsa ya. Öyle bir rahatlama geldi ki üzerime. Writing'i, speaking'i öyle bir iyi yaptım ki. Yani listening iki kere olmuyor. Bir kere dinletiyorlar size ve bir kere dinleme şansınız var. İkinciye kaydı dinletmiyorlar. Bu yüzden o an onu dinlemek ve duymak, cevabı yazmak zorunda olduğum için kendimi çok baskı altında hissetmiştim. Bu yüzden ilk sınavda dedim ki ben yani bırak 6'yı hani 4 bile alamayacağım, 4.5 bile alamayacağım demiştim. Sınav sonucu geldiğinde 5.5 geldi. Yani bir yarım puanla hayatı kaçırmış oldum. İkinci girdiğim sınavda ise ikinci sınava girmeden önce bir psikoloğa gitme ihtiyacı hissettim. Bu durumu çözmek için yardım aldım ve gerçekten konuşmak, meditasyon yapmak iyi geldi. Ayrı bir videoda gerçekten anlatmak istiyorum o süreci. Gerçekten kendime güvenimin çok fazla azaldığı ve ama bunu nasıl aştığım, nasıl toparladığımın videosunu başka bu konuyu başka bir videoda anlatmak istiyorum. Belki gerçekten bu problemi yaşayanlar vardır ve işine yarayabilir bu durum.
Congratulations! Şu an birçok İskoç hükümdarının zamanında kalmış olduğu ve çok eski bir kalenin içerisindeyiz. Burası Linlithgow Palace ve Outlander dizisinin de çekildiği yer aynı zamanda ve Game of Thrones'un da birkaç bölümünün burada çekildiğini söylüyorlar. Gerçekten o havayı hissedebiliyorsunuz, o orta çağın vermiş olduğu sanki orta çağdaymış gibi hissediyorum. Yüzyıldan itibaren ayakta duran bir kale ve birçok diziye mekan olmuş burası. Burada Game of Thrones'un ve Outlander'ın çekildiği fotoğrafları. Bu topraklarda, bu kalede çekilmiş. Bu sefer gezerek anlatayım istedim biraz ama yine oturarak oldu benim için, yine tembelliğe kaçtım. Bir şeyler biraz havada kalmış gibi oluyor. O yüzden aşağı bununla ilgili detaylı sorularınız varsa hepsini cevaplayabilirim yorumlar kısmında. Aklınıza takılan şeyler varsa biraz daha motive edici olsun hani bu programa katılma konusunda diye yolda çekmek istedim ve bugünkü bu bedava katılmış olduğumuz okul gezisinden karelerimi paylaşmak istedim. Bu yüzden biraz daha belki motive edici olur gerçekten. Güzel bir fırsat çünkü. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa dediğim gibi altta yanıtlayabilirim. Kaçırdığım noktalar olabilir. Bu yüzden sorularınız varsa lütfen alta yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.